Arkadaşlar merhaba. Çok soruyordunuz. Gerçekten soruyordunuz. Yalan değil. Abi Isuzu D-Max çek. Isuzu D-Max çek. Zaten online lansmanı da oldu biliyorsunuz. Ondan sonra iyice konuşulmaya başlandı. Ve bugün Isuzu D-Max bizlerle. Yaklaşık 4-5 gündür kullanıyorum. Ve gerçekten çok fazla değişiklik var. Hem içeride, altyapıda başlayalım istiyorsanız. Nereden başlayalım? Motordan başlayalım mı? Çünkü Isuzu D-Max'in güçlü olduğu yönlerden biri de motoru. Niye güçlü olduğu? Beygir olarak da iyi çünkü hacmi daha yüksek olup beygiri bundan düşük olanlar da var. Burada 1898 cc'lik yani 1.9'dan aşağı vergi avantajımız var. 163 beygirlik ve 360 Nm'lik bir motorumuz var. Bu torkunu 2000-2500 devir aralığında maksimuma çıkıyor. Ondan sonra lineer olarak yürüyor. Güzel bir motor. Yakıt tasarrufu da sağlıyor size. Hem de gücü gayet yerinde. Tabi burada buraya bir big turbo. Tamam. Yere hazır yani. Mesela kablo bağlantılarına bakıyoruz. Her şey yukarıda. Kolay kolay su alıp bozulmaz. Zaten Isuzu'nun iddialı olduğu yönlerden biri. Su geçişi demişken otomobilde eski D-Max 60 santime kadar sudan geçiyordu. Bu 80 santim. Bak hemen açıyoruz. 80 santim. Bak buraya kadar şu kapının şöyle yerden bakarsak şuraya kadar suya girebiliyorsunuz. Buraya kadar suya giriyorsun rahatlıkla. Tabii bir şnoker bağlarsan cama kadar gir. Tabii ön yüzümüzde de birçok farklılık var. Üçüncü jenerasyon D-Max'imizin farlar artık böyle daha kızgın. LED farlarımız var. Burada agresif, sportif duran bir böyle ızgara var. Hoş duruyor gerçekten. Bu sis farı grubu değişmiş. Tipi eskisine göre daha sportif, daha böyle bize hitap eder olmuş, öyle söyleyeyim. Tabii pick-up deyince otomobilin yürüyen aksamı en önemli şey. Burada Isuzu mühendisleri gerçekten çalışmış ve otomobilin süspansiyon çalışma mesafesini 3 santim daha arttırmışlar. Üst salıncak daha uzamış, daha yukarı alınmış. Bu sayede olmuş zaten. Viraj demirlerimiz modifiye edilmiş. Daha kalın viraj demirlerimiz var. Yolda daha stabil gidiyor otomobil. Arazide de engebede de biraz daha stabil. Frenlerimiz büyüdü. Frenler artık 320 mm. Ön disklerimiz var. Fren performansı da gayet yeterli. Hemen devam ediyoruz. Pickup'ımızın platformu Isuzu Symmetric Mobility Platform. Eskisine oranla %20 daha katı, daha rigid bir şasimiz var. Ortada cross member dedikleri çapraz şasiyi güçlendirici barlarımız var. Çok önemli bir modifiye. Bu otomobilde alüminyum tek parça şaftımız var. Bu da arazi performansını arttırıyor. Eğer aracı yükseltirseniz oluşabilecek titreşimlerden kaçınıyorsunuz. Bir de dönen bir ağırlığı hafifletmiş olduğun için otomobil için çok daha iyi bir sonuç elde ediyorsun. Hemen şurada zaten o cross member'ı görebiliyorsun. Ve gelelim Isuzu D-Max'in en büyük yeniliğine. Bir önceki modelde arkada kilitli diferansiyelimiz yoktu. Yani böyle bir senaryoda çaprazlarda falan sıkıntı yaşayabiliyordu. Artık arkada kilitli diferansiyelimiz var. Eski versiyonda çaprazlarda özellikle sıkıntı yaşanabiliyordu ama bunda hiç sıkıntı yok. Engebeleri rahatlıkla aşabiliyorsunuz. Arkada 3 yaprak yayımız var. İkisi ana, bir tanesi destekçi gibi yük olduğu zaman. Yani pick-up konforunda beklentinizi karşılayacak konforu sağlıyor. Ben bir problem görmedim. Burada tabii opsiyon jantlarımız var. Güzel, şu an çamurladık tabii ama şöyle yıkayalım. Şimdi oldu. Arkada opsiyon olarak sunulan jantımız var. 265-60-18 ebadında bir lastiği var. Bu tabii 4 mevsim yol lastiği. Şöyle bir AT lastik falan olsaydı çok daha ağır araziye sokacaktım ama lastik çok önemli tabii. Evet, gelelim arkasına. Burada böyle 3 boyutlu gibi böyle stoplar var. Güzel tasarımı tamamlıyor, sportif olmuş. Şuradaki şey detayına bayıldım. Buradaki böyle yüzgeç gibi tampon detayı çok hoş olmuş. Kesin aerodinamik bir etkisi de vardır onun. Onu artık yapan mühendisle konuşmak lazım.
Hafif bir kapağımız var. Gayet rahat. Hemen boyutları tabii merak ediyorsunuz. Sinan Koç mezurasını getirdi sizin için. Hemen şöyle. 157'ye. Batuhan kardeşim. 157'ye. Duvardan duvara 154. Güzel. Şöyle masmavi, tertemiz de ne güzel duruyor. Opsiyonları, aksesuarları da var. Böyle kilitleyebiliyorsunuz falan. E hadi o zaman bir de içeri bakalım. Ceylan gibi. Bak kapıda nasıl hiç kasma bir şey yok. Gayet iyi. Şöyle bak. Güzel sentede araba. Güzel bir özellik zaten diğer şeylerde de görebiliyoruz. Bu böyle kancayla takılıyor. Burada gözleriniz var. Halatınızı falan buraya koyabilirsiniz. Bu benim halatım. Böyle bu da kemer halat. Bu detaylar güzel. Burası da böyle halı yumuşak güzel olmuş. Paspaslar falan gayet iyi. Şöyle geleyim. Bak arkada da tutacak var. Ne kadar işe yarıyor şimdi. Olmasa zor. Şimdi buradan hop. Girdim. Hop buradayım. Hop neredeyim? Koltuk bana göre ayarlı. Bak hemen burada güzel bir detay. Kanca. Çok hoş olmuş. Burada havalandırması var. USB'si var. Ufak bir göz var. İşte anahtar falan belki konulabilir. Ortada da gayet rahat oturabilirsiniz. Bir güzellik de kol dayamamız var. Koltuklar aşırı dik gelmedi bana. Böyle dimdik değil. Hafif bir açı var bak. Ve o açı sizi rahat ettirir. Kemer yuvaları da hemen böyle koltuk kalktığı için. Böyle bak. Burada da bir büyük gözümüz var. Kullanışlı. Arka taraf baş mesafesi iyi. Malzeme kalitesi de bir pick-up için gayet güzel. Ve böyle de hop inebiliyorsunuz. Bir de Batuhan'cığım hemen öne bakalım. Önde de çünkü güzel anlatacak şeylerimiz var. Şöyle ben gene zıplayayım mı? Karşıya zıplayayım. Uçan ayı. Ben hayvan olmak isteseydim ayı olmak isterdim. Boz ayı, siyah boz ayı. Böyle derede oturacaksın. Somonlar gelecek, pençe atacaksın, ısırıp bırakacaksın. Pençeyi atacaksın, ısırıp bırakacaksın. Ha, tamam. Evet. Bak yine bu tutma işimize yarıyor. Basamak güzel, taşıyor. Anahtarsız giriş çalıştırmamız var. Güzel de bir anahtar. Krom detayı falan var. İç mekan evrim geçirmiş diyebiliriz. Malzeme kalitesi, ergonomi, donanım gerçekten çok başarılı. Yani şu iki göz torpido, sonra buradaki açılan torpido, kapı içleri, kararan aynamız, gözlüklüğümüz, SOS tuşumuz var burada. Yani şu donanıma ben bir sunroof istedim vallahi. Çünkü gerçekten SUV gibi. İç mekan kullanışlılığından bahsetmişken bir önceki kasada da vardı, burada da var. Şu bardaklık detayına bayılıyorum. Harika bir detay. Aynı şekilde benim tarafta da var. Yani gerçekten ister göz olarak kullan, ister bardaklık olarak çok iyi. Koltuk ısıtmalarımız mevcut. Güzel ısıtıyor. Böyle bence pick-up'ta koltuk ısıtma şart yani. Çünkü hep dağda, tepedesin, soğuk oluyor. Koltuğun tipi güzel. Burada delikli bir koltuk. Hani desteği falan da iyi. Baş desteği iyi. Rahat ettim ben. Çok rahat ettim öyle söyleyeyim. Yan destekleri gayet başarılı. Arazide falan hani devrilmezsin. Elektrikli koltuklar bu arada benim tarafta. Bel desteği var. Bütün kontrollerimiz elektrikli. Direksiyon tasarımı değişti. Yine böyle 3 kollu. Bu neye benziyor? Bir şeye benziyor da hoş bir direksiyon olmuş. Burada da böyle bir çizgisi var. Adaptif hız sabitlememiz var. Gayet güzel çalışıyor. Frenini iyi yapıyor. Trafikte en yakını ayarladığınızda mesafesini çok güzel koruyor. İyi çalışan bir adaptif. Onu yolda göstereceğim zaten. Bu ekranda Apple CarPlay'miz var. Android Auto'muz var. AUX girişimiz var. Telefon bağlantısı, işte kablosuz bütün görüşmeleri yapabiliyorsunuz.
güzel, rahat ulaşılabilir, kullanılabilir bir ekran. Hemen burada klima menümüz. Çift bölgeli otomatik kliması var. Gayet güzel çalışıyor. Hemen altında AUX ve USB girişimiz, 12 voltumuz ve 2 çeker, 4 çeker ve 4 çeker low olarak seçebildiğiniz. Onları zaten yolda bahsedeceğim. Arka kilidimiz var. Burada güzel bir gözümüz var. İşte cüzdanınızı, müzdanınızı koyabilirsiniz. Yani tam böyle cüzdanı at dursun burada. Kol dayamamız gayet derin. Bir soğutması ya da ışıklandırma yok. Aslında soğutma olsa ne güzel olurdu. Pick-up'larda işe yarıyor. Burada da hem bardaklık hem de gözümüz var mevcut. Kadranlara gelecek olursak, iki analoğun ortasında dijital bir kadranımız var. Bu kadranda da çoğu bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Böyle kontak yapınca da bütün uyarılar çıkıyor. Bayılıyorum o görüntüye. Hemen otomobil kontrol ediyor. Ne var ne yok, işte sensörler açık mı falan. Hepsini görebiliyorsun. Burada 4 çeker, 2 çeker ha neydi olduğunu gösteriyor. Ayar ekranımız var. Yakıt ekranımız var. Yol bilgisayarı. Anlık tüketim ve aracın anlık durumunu gösteren bir ekranımız var. Bu şekilde biliyorum ki arazi performansını merak ediyorsunuz. Yol lastiği olmasına rağmen biz yine sınırlarını zorlayacağız. Her zaman olduğu gibi arazide görüşürüz. Evet arkadaşlar, testimize başlayalım. Otomobil normal durumda arka itiş düzeyde, düzende. Normal düzende arka itiş olarak ilerleyebiliyorsunuz ama 100 kilometreye kadar 4 çekeri alabiliyorsunuz. Hemen bak alıyorum. Şu anda 4 çekeri aldı. Bu gerçekten bence ani değişimlerde hemen 4 çekeri almak için güzel bir yöntem. Levha tanıma sistemi var. 50 olarak demin gördü, hemen uyarı verdi. Sesli olarak da uyarı veriyor. Bunun haricinde dediğim gibi adaptif hız sabitlememiz mevcut. Şerit takip uyarı sistemimiz mevcut. Şöyle şeritten mesela çıkarmış gibi yaptığınız zaman uyarılı olarak size uyarı veriyor. Müdahalesi yok ama uyarı veriyor. Çarpışma ikaz sistemi var. Baktınız çarpacak gibi olursa da fren uyguluyor. Yol sessizliği hoşuma gitti. Şu an biraz ıslak da bir yol. Bu arada silecekler bak kendi içinde püskürtüyor. O da sevdiğim bir detay. En güzel detaylardan bir tanesi de hemen şöyle kenara çekip göstereyim. Çünkü pick-up'larda çoğunda yok. Birçoğunda yok diyeyim. Nedir bu? Derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon. Bu sayede çok güzel oturma pozisyonu sağlayabiliyorsunuz. Bence önemli bir detay. Şanzımanımız Aisin. Aisin'in 450 Nm'ye kadar dayanabilen Revtronic adını verdiği bir otomatik şanzımanımız var. 2000 devirde 6. oranda 120 yapıyor. Sizin kullanım alışkanlıklarınıza göre bu şanzıman kendini de değiştirebiliyor. Birçok marka, yani başka markalar da bu şanzımanı kullanıyor. Gayet sağlam, rafine bir şanzıman. Ekstra buna yağ soğutucusu koydular. Ve koruyucu da panel koydular, ekstra D-Max'e özel. Bunlar da güzel detaylar. Hani güvenilir sağlam bir şanzımanı var. Arazide sizi yolda bırakmaz. Zaten başka pick-up'larda da kullanılan bir şanzıman bu. Elektrikli bir direksiyonumuz var. Direksiyon ağırlığı tam kıvamında, ne çok hafif ne çok ağır. Bence pick-up'a yakışır bir ağırlık. Hoşuma gitti. Oturuş pozisyonu da güzel olunca gayet rahat seyahat edebilirsiniz. Böyle virajını da göstereyim size.
hemen alıyor şanzıman. Hemen kavruyor. Güzel. Viraj demirinin güçlenmesiyle beraber yol sürüşü daha rafine, daha güçlü hale gelmiş. Gayet güzel tırmanıyor. Bir de şöyle bir fren yapalım. 126 ile gidiyoruz. 3, 2, 1. Gayet güzel durdu. Ve tabii birçoğunuz biliyorum ki arazi performansını çok merak ediyor. Ben tabii biraz araziye girdim çıktım. Şimdi hep beraber bizim sevdiğimiz yerlere, bunun da böyle hem zorlanacağı hem de lastiğinin izin vereceği yerlere bir sokalım. Çünkü normal yol lastikleri var üzerinde. Bakalım aktarması nasıl, neler yapacak görelim. Tabii bu arada tabii merak ediyorsunuz, bu pick-up kaç yakıyor? Şöyle söyleyeyim, 100 kilometre yaptım gene. Normal günlük kullanım, ortalama süratim 35 kilometre saat. Bu kullanımda 8,5 litre yaktı. Bence bir pick-up için gayet güzel bir değer bu. Hani 1.9 olmasının orada avantajını gerçekten yakışta yakalayabiliyorsunuz. Zaten şanzımanla uyumu da çok iyi. Devirler falan gayet başarılı. 2000 devirde 120'ye yakın yapıyor. Onun için şanzıman motor uyumu gayet başarılı. Zaten arazide low gear'da olduğu için arazide böyle çok çok yüksek beygirlere de ihtiyacınız yok. Düşük takviyeli şanzımanın oz olduğu için. Ki kaldı ki güç de var. 360 Nm torkumuz var. Şanzıman 450'ye kadar dayanabiliyor diye biliyorum. Belki daha fazlasına bile dayanıyordur. Evet. Şartlar ağırlaşmış burada. Durduğunuz zaman uyarı veriyor. Güvenlik için etrafınıza bakın diye. Evet, tepemize çıkalım ama kar var, ıslak, yol lastiklerimiz var. Onun için ben lova almayı istiyorum. Lova ve kilidi de almak istiyorum. Şöyle boşa aldım, 4 lova aldım. Arka kilide de bastım. Şu anda full kilit gidiyoruz. Mıh gibi oldu araba zaten. Bunu mutlaka kaygan zeminlerde kullanın. Bakalım nasıl çıkacak, merak ediyorum. Çünkü zemin şu an bu lastikler için hiç de uygun değil. Hadi. Tırmala. Hadi. Hadi bulacağım. Traction bulduracağım sana. Hadi tırmala. Hadi tırmala oğlum, hadi. Tırmala. İşte bu. Bırakmadı. Mücadeleyi bırakmadı. Bak, karlı şu anda. Yol lastiklerimizle daha ne yapsın? Araziyi seviyorum. Şimdi asıl ihtiyacımız olan ne biliyor musunuz? Eğim iniş asistanı. Çünkü kaygan zemin, lastik tutuşumuz da çok iyi değil. Hep diyorum ya, karlı zeminde asıl ihtiyacınız oluyor diye. Şimdi eğim inişimizi açıyorum. Hatta eğim inişi açmak için low'dan çıkarıp
Geri görüş kamerası da gayet net bu arada. Kocaman bir ekran. Evet, eğim inişimiz şu anda her şeyi kendi yapıyor. Şu an karlı zemin üzerinden eğim inişle iniyoruz. Kayıyoruz. Kayıyor. Şu an kayıyor ama eğim iniş hala çok güzel çalışıyor. Çünkü yol lastiği var bu otomobilde ve karlı olarak zeminden rahatlıkla indik. Rahatlıkla indik. Bravo. Güzel. Güzel. Arkamız sürtmedi. Uzaklaşma açımız 24.2 derece. Yan rampa eğimimiz de 49 derece. Şu anda bakalım ne kadar yan gidebileceğiz. Tutmayan zeminde merak ediyorum açıkçası. Şuradan belki kaya kaya iner miyiz? Göreceğiz bakalım. Ya da burada kayabilir. Kar var çünkü. Hop kayıyoruz. Ay, süper. Sistemler canla başla. Eğim inişi kapatabilirim. Şöyle kapadım. Şöyle tutunayım. Oho. İnsan. İnsan vallahi tırsıyor. Şu an boşta bir lastiğimiz. Şu an bayağı yanız. Yani kaç derece bilmiyorum. 35 falan herhalde. Yani gerçekten şu an biraz korktum. Low'da gidiyorum. Gayet şu an evet yüzümden zaten şeyi görebilirsiniz, gerçekten yol lastiğiyle de bayağı yan gidiyoruz. Hani arazinin yanı da böyle oluyor işte. Gerçekten insan tırsabiliyor yan giderken. Ama çok gelişti ya bu pick-up'lar da, yani teknolojisi çok gelişti. Baksana. Hiç bana mısın demiyor yani. Gerçekten bana mısın demiyor. Huh! Vallahi heyecan dolu oldu. Su geçişi diyeceğim ama lastiğimiz de yok. Yani bizim bu gölet iyice dolmuş. Bir deneyelim mi denemeyelim mi, şu an muallaktayım. Ama istiyorsanız bir bakalım. Oo. Hem de buzlu gölet olmuş bizim sürekli girdiğimiz yer. Yok o kadar tabii ki giremeyiz. Zaten baksana. Bayağı bildiğin 2-3
2-3 milimlik buz tabakası var. Lastik çıkar mı acaba buza bir kısmı? Buzları kırıyoruz. Felaket ya. Bayağı bir buz tabakası olmuş. Su geç şurada mesela araba. Şu an kendimi buz kırıcı tekne gibi hissettim. Öyle gemiler var ya. D-Max zor koşulların arabası olduğunu bize kanıtlıyor. Şu an çok ciddi sudan geçtik. Daha ne olsun? Nasıl? Bu lastikle yani şey buz kırıcı tekneler olur ya böyle evet. Urnu onun gibi hissettim. Kıtır içeride duysam bir de. Buz kırıcı geliyor. Çekilin. Buz kırıcı geliyor. Çekil. Abi çok iyi ya. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hey yavrum be. Vallahi bu lastikler. Vay be, çok iyi be. Ben de bir tırstım ama momentimi kaybetmeden şey yaptım. Eğer orada momentimi kaybetseydim kalırdık. Ama bu lastiğe rağmen hakkı verildi. Hadi bakayım. Gerçekten batacağım sandım. Çünkü kurtarıcı aracımızla geldik. Çeki alatımız falan her şeyimiz var. Onun rahatlığıyla girdim ama hani bu lastikle oraya girmek, oradan çıkmak bravo demek istiyorum. Şaşırdım. Çok güzel çıktı vallahi. Buzu kıra kıra. Bir de buz var engelliyor. Bir parkurumuz daha kaldı. Bakalım göbek açısı kurtaracak mı? Çünkü göbek açısı da gelişti D-Max'imizde. Hadi bakalım tırmanmaya gidelim. Bu arada arkadaşlar D-Max'imiz çok güvenli. Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Pick-up'larda önemli bir değer 5 yıldız. Bakalım. Burayı çıkacak mı? Yol lastiğimiz de var. Rampa açımız 22.9 derece. Evet çıktı. Şöyle basamaklar olduğu için tabii biraz değdi. Basamak olmasa çok daha rahat çıkacak. Ama hiç zorlanmadan bu lastiklerle de bayağı offroad yapılıyormuş demek ki. Her yere çıktı vallahi. Şurası da buz olmuş. Bir de yani tabii sıfır araba çok tok hissettiriyor bu engebelerden falan geçerken. Gerçekten çok tok hissediyorsun. Çok hoşuma gitti. Yolda da öyle. Zaten arka yaprakların arasında ufak böyle plastik burç gibi şeyler var. Onlar da hani biraz daha o salınımlardaki şeyi alıyor, titreşimi alıyor. Gerçekten hoşuma gitti yani.
Evet arkadaşlar, D-Max'e günün sonuna yine geldik. Gayet keyifli bir test oldu. Bir önceki kasa D-Max'e göre otomobil gerçekten çok gelişmiş. İç tasarımıyla, malzeme kalitesiyle, arazi performansıyla iyi olmuş. Araba gerçekten iyi olmuş. Tabii fiyatları da merak ediyorsunuz. 4x2'den başlıyor. Bu 4x4 en yüksek donanımlıya kadar. En düşük donanım 270 bin lira. Bu kullandığımız V-Cross donanımlısı da 408 bin 400 TL olarak satılıyor. Gerçekten beğendim. Sağlam hissettiriyor, tok hissettiriyor. Sürüşü gelişmiş, yalıtımı gelişmiş. Güzel bir pick-up olmuş. Yol lastiği olmasına rağmen arazide de yapabildiklerini gördük. Buna iyi bir arazi kiti, hatta yurt dışında bunun XTR falan böyle daha süspansiyonlu yükseltmeli kitlerini de satıyorlar. Hani öyle bir kitle arazide de çok daha iyi işler yapacağını zaten kanıtladık. Bu videomuzdan böyleydi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.